Ya buradan bir üç noktada yok. Bak şuna bir bak. Bir görün ki bak. Ya rüzgarın aldığı yer. Ya bunu soru alsam. Ama bakayım abi. Bazı yoklaşı var. Bak bak yarın kaymakamki şeyde olsun. 3 kilo da buna öyle bir şey yap. Şimdi bu yıl sezona girdiğimizi bahçede de gözlemlediğiniz gibi bu sene rekoltamız gayet güzel, verimli, kaliteli kirazlarımız. Erkenciler de olmaya başladı. Erkencilerin derilip pazara indi. Bu yıl yağışlar olmadığı için erkenci kirazlarımızın da tadı ve damak zevki yerinde. İnşallah bu sene dal bastığımız Malatya'da hak ettiği değeri bulduğu gibi ülke çapında da aranan bir kiraz olduğunu her sene üzerine katlayarak devam etmektedir bu. Bilindiği gibi biz oda olarak Türkiye'de belki de yoktur bunun eşi. İlaçlama yapmaktayız tek elden. Çiftçilerin bahçesini giderek sağlığa zararlı olmayan ilaçları kullanarak Tarım Bakanlığı'nın öngördüğü Avrupa standartlarında ve Rusya'nın talep ettiği ilaçları kullanarak tüketicinin de hak ve menfaatlarını korumaya çalışıyoruz. Bununla birlikte bilindiği gibi bizim en meşhur olan kiraz yaprağı yemeklerimiz de Malatya'da arandığı gibi ülke çapında da geçen yıl çok aranıp bizlerden hatta kiraz yaprağı tedarik etmenin yollarına gittiler. Geçen yıl kiraz yaprağımızın kilosunu 20 lira değerinde gitmekteydi. Bu yıl bilemiyoruz. Daha yeni yeni yapraklar toplanmaya başlandı. Bir de geçen dün işte bölgemizde bir dolu hasarı yaşadık. Bu da gösteriyor ki bu dolu yağan yerlerde dolu hasarı %60-%70'i bulmaktadır. Bundan dolayı çiftçilerimiz bu konuda çok mağdur oldular. Çünkü meyve suyu fabrikasına verdikleri zaman yani kayısının maliyetinin çok çok altında bir maliyetle satmaktadırlar. Bundan da tabii ki çiftçimiz zarar gördüğü gibi bunda devlet ekonomisine de büyük bir kayıp yaşanmaktadır. Gerçekten bu çiftçilerimizin borçlarının ötelenip veya faizi silinirse çiftçilerimizi nispeten rahatlatmış oluruz. Şu anda kirazda mesela Taftacık mevkii dediğimiz yerde en az %60'ında bir zarar görülmektedir. Çünkü dolu yaralamış. Bu yaralı ürün de tabii ki piyasa değeri olmuyor. Piyasa değeri olmadığı için de kirazı meyve suyu fabrikalarına da gitmiyor. Bu başında olup dibinde tökülecek, dibinde bitecek. Yani bizim yöresel deyimimizle başında bitti